Bu tarz örgütler artık o kadar rahat değiller. Dilan Polat da bunun farkında. Çünkü kendi ağızlarından bile bunu söylemekten çekinmiyorlar. Süleyman Soylu'nun saçma sapan işlerinizle mi? Ya Allah başımızın eksik etmesin. Öyle de güzel ilgilenildi ki. Bir gün kız 3 saat. Sibel'e gidiyorsun dedi. Sibel'e gittim 3 saat. Bu mevzuların devasa bir Süleyman Soylu boyutu var arkadaşlar. Aranızda kaç kişi İçişleri Bakanı'nı arayıp çözülemeyecek bir işi 3 saatte hallettirebilir? İçişleri Bakanı'nın görevi bu mudur? Bu görevi kötüye kullanmak değil midir? O dönemde bu yapılanlar suçsa Süleyman Soylu bunları görmedi mi yoksa müdahale etmek mi istemedi? Bakın geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız dev bir ülke, tarih ve coğrafyadan bahsediyoruz. Bu ülkenin koskoca İçişleri Bakanı mevzu bahis. Böyle bir şey ne kabul edilebilir ne de araştırılmadan üzeri kapatılarak sessizliğe gömülebilir.